Evet, tasavvuf kültürünün ana unsurları nelerdir sorusuna daha önceki sohbetlerimizde cevap vermiştik. Tasavvuf kültürünün ana unsurları. Yani bir insan ben tasavvuf kültürüne sahibim diyebilmesi için hangi konuları bilmesi gerekir? gibi bir soru sorulursa onlara yine üçlü tasnifle diyorduk ki bunlardan biri tasavvufi şahsiyetler hakkında bilgi sahibi olmak lazım. İkincisi tasavvufi eserler konusunda bilgi sahibi olmak lazım ve nihayet üçüncüsü de tasavvufi kurumlar hakkında da bilgi sahibi olmak lazım dedik, diyoruz. Bu tasavvufi kurumlardan da genelde iki kurum mu kastediyoruz. Bunlardan birisi dergahlar, bir de tarikatlar. Tarikatlar da bir sosyal kurum kabul ediyoruz. Dolayısıyla bugünkü dersimizde tarikatlardan söz edelim biraz. Çünkü tasavvuf kültürü deyince hemen tarikat akla geliyor. Ve tarikat da toplumumuzda çok farklı şekillerde algılanıyor. Yani tarikat kelimesini çok sıcak bir kelime olarak algılayanlar da var. Çok menfi, çok menfur bir kelime olarak algılayanlar da var. Bu menfur algılama son dönemlere ait biraz da. Ama tarikatların tasavvufi kültürün olmazsa olmaz bir unsuru olduğunu biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz. Tarikatlar tıpkı mezhepler gibi zamanla oluşan şeylerdir. Ama yine bir başka genellememiz şuydu, hatırlayın. Bütün dinlerin mezhepleri ve tarikatları vardır. Bütün dinlerin. Niçin? Onun da cevabı şöyle. Çünkü insan yorum yapan bir varlıktır. Hangi kitaba inanıyorsa, hangi dine inanıyorsa o dinin ilkelerini farklı yoruma tabi tuttuğu için mezhepler oluşuyor, tarikatlar oluşuyor. Onun için buna doğal bir olay olarak bakmak lazım. Zaman içinde ortaya çıktılar, eyvallah, doğru. Ama bunları ortadan kaldırmak mümkün değil. Hani bazen böyle tartışmalar olur işte nereden çıktı bunlar? Ne zaman çıktı? Eskiden var mıydı gibi. Ama o dostlarımız müsterih olsunlar. Bunları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Çünkü insan yorum yapan bir varlıktır. Yani bir gücümüz olsa da öyle bir güç elde ettiğimizi düşünelim bir kanunla bütün mezhepleri ve tarikatları ortadan kaldırdığımızı düşünelim. Faraza o kanun bugün çıktı ise yarın yeni bir mezhep oluşacak demektir. Yorum meselesi bu. Onun için bu buna tabii doğal bir olay olarak bakmak gerekir den bunu kastediyoruz. Şimdi gelelim bazı teknik bilgilere. İslam dünyasındaki tarikatlar diğer dinlerin tarikatlarına girmiyoruz. Onlar konumuz değil. Halen onlar da yaşıyor tabii dünyada yaşıyor o tarikatlarda. Bizim İslam dünyasında kurulup gelişen Türk İslam dünyasında kurulup gelişen Osmanlı İslam dünyasında kurulup gelişen tarikatlar ve tarikatların kolları bir nevi şubeleri var. Mezheplerde yok bu ama. Mezheplerde kol ve şube yok. Tarikatlarda var. Yani tarikatların bir nevi ana tarikat var. Bir de yavru tarikat var tabi caizse. Şimdi bizim İslam dünyasında bin yıllık, hani bu bin yıldır bu topraklardayız diyoruz ya bazen. Bin yıldır, yıldır bu topraklardayız. Bu topraklarda bin yıldır, bin yıllık bir kültür var diyoruz ya. Doğru. Bin yıllık tarikatlar var. Ve bizim en kıdemli, en kıdemli tarikatımız, Türk İslam medeniyeti açısından düşünürseniz, Yesevilik tarikatıdır. Yesevilik tarikatı Ahmet Yesevi ile birlikte başlayan, yani Türklerin Müslüman olmasından sonraki safha. Ahmet Yesevi ne yaptı? Ahmet Yesevi yeni Müslüman olmuş Türklere dini, diyaneti, Allah'ı, kitabı, Kur'an'ı, ahlakı, ahlakı Muhammedi'yi anlattı. Anlattığı şey bu. Divanı hikmet baştan sona bu. Dolayısıyla onlara tasavvufi ahlakı anlattı yani. Zikri, fikri, tevekkülü, tevhidi anlattı. Ve daha sonraki yıllarda bu Yeseviye yolu, Yeseviye ekolü oluştu. Daha sonraki yıllarda dedim burası mühim. Çünkü bugün bahsedeceğimiz bütün tarikat pirleri, bütün tarikat kurucuları onlara kurucu diyoruz ama bu tırnak içinde bir kurucu. Çünkü bugünkü anlamda bir kuruculuk yok orada. Yani hiçbir mutasavvıf ben bir tarikat kuruyorum adını şöyle koydum. Buyurun siz de oraya gelin. Yok böyle bir şey böyle dernek kurar gibi bir bir şey yok. Ama biz derdimizi anlatırken kurucu diyoruz derdimizi anlatmak için. Yeseviye tarikatının kurucusu Piri Pir kelimesi kullanılır bu anlamda. Piri Ahmet Yesevi'dir. Yeseviye tarikatı. Ondan biraz sonra 1160'lı yıllarda vefat ediyor Ahmet Yesevi. 1220'li yıllarda bizzat Moğollarla savaşırken şehit olan necmuddin Kübra 1220 onun tarikatı. Kübreviyye tarikatı. Yani Türkistan coğrafyasından bahsediyoruz şimdi. Daha sonra bu tarafa geleceğiz. Türkistan coğrafyasının ikinci kıdemli tarikatı Kübreviyye tarikatıdır. Kübreviyenin Bursa'daki temsilcisi kimdir? Emir Sultan. Türkistan coğrafyasının üçüncü büyük tarikatı hepinizin adını bildiği Nakşibendiye tarikatıdır. Kurucusu tırnak içinde kurucusu Bahauddin Nakşibend. 1389 vefat. Yani Osmanlı Devleti kurulduktan sonra vefat etmiş. Bu ne demek? Nakşibendilik daha da sonra oluşmuş oluşumlar pirlerden sonradır. Bütün tarikatlar böyledir. Bütün mezhepler böyledir. Bir başka büyük tarikat, yaygın tarikat Halvetiyedir. Ömer Halveti de o coğrafyanın insanıdır. O yüzyılın insanıdır yaklaşık. Bahauddin Nakşibend yüzyılının insanıdır. Bu tarafa gelelim biraz. Orta Doğu ve Afrika tarafına gelelim. Bu dört büyük tarikat bunlar. Bu tarafta Bağdat'a bakarsanız orada meşhur büyük bir zatla karşılaşırsınız. Kadiriye tarikatının piri Abdülkadir Geylani. Yenin piri orada, kabri Bağdat'ta. Yakınında Basra şehri var. Basra. Bugünkü Irak topraklarında. Basra şehrinde bir başka büyük pir var. Ahmet Rifai Hazretleri. Rifaiye tarikatının piri. Kabri Basra'da. Bağdat'ta üçüncü büyük zat-ı şerif Suhraverdi'nin piri Şihabuddin Suhraverdi. Şama gelirseniz ana tarikatlardan birinin piri ile karşılaşırsınız. Adı Saaduddin Cibavi. Sadiyye tarikatı. Kahire'ye geçerseniz orada büyük bir tarikatın piriyle karşılaşırsınız. Şazeliye tarikatı. Afrika'da Şazeliye'ni takip eden bir başka büyük tarikat Bedeviye tarikatıdır. Anadolu'ya gelirseniz Anadolu'da da birkaç tane büyük tarikatın kurulduğunu, oluştuğunu, yaygınlaştığını görürsünüz. Bunlardan hemen aklınıza gelen Mevlana Celaleddin Rumi halen 800 yıldır dünyada kitapları okunan insan. 800 yıldır dünya onun kitabını okuyor. Mevlana Celaleddin Rumi ile birlikte oluşmaya başlayan Mevleviye tarikatı veya Mevlevilik tarikatı Hacı bektaş Veli bu topraklarda yaşadığımız için mutlaka adını duymuşuzdur. Yani Şahabuddin Suhre verdiği duymamış olabiliriz. Veya Necmüddin-i Kübra'yı duymamış olabiliriz ama bu topraklarda yaşayan insanlar olarak tabii ki Mevlana'yı mutlaka duymuşuzdur. Tabii ki Hacı Bektaş-ı Veli'yi mutlaka duymuşuzdur kabri Hacı Bektaş'ta. Bu büyük şahsiyetlerin kabri neredeyse biz ona göre bir tasnif yapıyoruz yani bugün. Yani Anadolu'da kurulan tarikatlar derken aslında Mevlana Anadolu'lu değil yani. Ama lakabı Rumi. Rumi Anadolu'lu demek. Anadolu'da yaşayan insanlara o yüzyıllarda Rumi deniyor. Çünkü buranın eski adı diyar Rum. Daha önceki yaşayan insanlar öyle çünkü. Dolayısıyla Mevlana'nın memleketi nerede? Mevlana'nın memleketi bugünkü Afganistan. Oradan gelmiş bu topraklara. Hacı Bektaşi Veli'nin memleketi nire Tabii ki bu da Türkistan. Buhara coğrafyasının... Anadolu'ya gönderdi bir Gönül Eri, Hacı Bektaş Veli ve nihayet Anadolu'nun tam ortasında Hacı Bayram Veli ve Bayramilik, Mevlevilik, Bektaşilik, Bayramilik. Şimdi size üç coğrafyadan bahsettim. Farklı tarikatlardan bahsettim. Bu arada şunu söylemek gerekiyor. Aslında başka tarikatlar da var. Fakat onlar daha çok tarikatların kollarıdır. Bu Türkistan coğrafyasından bahsederken aslında o Hindistan alt kıtasını unutmuştuk. Onu da ilave edelim. O Hindistan, bugünkü Hindistan, Pakistan, Afganistan, Bangladeş o coğrafyanın da bir yaygın tarikatı vardır. Belki adını hiç duymadınız ama o coğrafyanın bir numarasıdır o. Çeştiye tarikatı. Şimdi buradan sonra size şunu söyleyeyim. Genel bilgi. Detaylara inme şansımız yok. Tarikatların tarihleri de farklıdır, coğrafyaları da farklıdır. Anladınız. Her tarikatın tabii ki bir tarihi, serüveni var bu geçen bin yıllık, geçen 800 yıllık, geçen 500 yıllık bir tarihi var. Diyelim Bayramiye tarikatı 500 yıllık bir tarikat. Bir tarihi var. O tarikatın büyüklerinin tarihi. O tarikatın büyüklerinin yazdığı kitapların tarihi. O tarikata mensup tekkelerin tarihi. Ama esas cümlenin ikinci kısmı mühim. Her tarikatın coğrafyaları da farklıdır. Buradan nereye ulaşacağız? Buradan şuraya ulaşacağız. O Çeştiyye'den demin bahsettim. Mesela Çeştiyye tarikatı Anadolu coğrafyasında bilinmez. Yoktur. Ama bilinmiyor diye o küçük bir tarikattır. Kay, kayda almaya değmez değil. Bizim bu toprakların, bu coğrafyanın bir tarikatı Bektaşiliktir. Bektaşiliği de Türkistan coğrafyası tanımaz. O Osmanlı coğrafyasının bir tarikatıdır. Afganistan'a giderseniz orada Bektaşilik tarikatından söz ederseniz nedir bu derler. Yalnız bu konuya şöyle devam edelim. Bu saydığım 10-12 tarikat tan 3 tanesi bütün İslam dünyasında tanınır. Diğerleri, diğerleri yerel tabiri caizse. Yerel, mevzi, mahalli, daha dar bir coğrafya yani. Fakat bu üç tarikat, adlarını vereceğim üç tarikat, bütün İslam dünyasında Endonezya'dan Fas'ına kadar Geniş bir coğrafyada, artık bugünkü iletişim imkanlarını hesaplarsanız aslında beş kıtada da bunlar var artık. Tabii ki Amerika'sında da Avrupa'sında da bu kıta, bu tarikatın mensupları var. Ama biz İslam dünyası diyoruz genel olarak. Bütün İslam dünyasında tanınan üç tarikat var. Onlardan da bahsedeyim kısaca. Bunlar bir Nakşibendiye, iki Kadiriye, üç Halvetiye. Bu üç tarikat Beynel İslam'dır tabiri caizse. Yani Asya'da da, Afrika'da da, Avrupa'da da, Kırım'da da Merakeş'te de, Bosna'da da bilinir ve tanınır. Diğerleri, demin söyledim, diğerleri daha mevzidir, daha yereldir. O coğrafyadadır, Türkistan coğrafyasındadır veyahut Afrika'dadır. Peki Afrika'nın dışına çıkamamıştır. Veya Osmanlı coğrafyasındadır. Osmanlı coğrafyasının dışına çıkamamıştır. Böyle bir özelliği de var. Ama o o tarikat veya bu tarikat bütün İslam dünyasında bir veya birkaç tarikat mutlaka vardır. Son olarak bir detay Detaya işaret ederek bitirelim. Demin de söyledik, ee, ana tarikatlar bu saydıklarım. Ana tarikatlar var. Bir de mezheplerde olmayan bir şey var tarikatlarda. O da kol ve şube. Yani bir tarikat, bir iki asır sonra başka bir kolu oluşuyor. O kol kendini organize ediyor müstakil bir tarikat gibi kendini organize ediyor. Usulü, adabı, erkanı oluşuyor. Bunlara biz tarikat kolları veya şubeleri diyoruz. Mesela Şabaniye diye bir tarikat duymuşsunuzdur. Şabaniye tarikatı Halvetiye'nin koludur. Veya Cerrahiye diye bir tarikatı duymuş olabilirsiniz. Bu bu da Halvetiye'nin koludur veya eşrefiye diye bir tarikat duymuş olabilirsiniz. Bu Kadiriyenin koludur. İznik'te eşrefoğlu Rumi ile başlayan bir kol. Veyahut Halidiye diye bir tarikat duymuş olabilirsiniz. Bu Nakşibendiye'nin bir koludur. 19. yüzyılda oluşmuş. 19. yüzyılda oluşan bir kol halidiye. Demin söylediğim eşrefiye ise 15. yüzyılda oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla farklı yüzyıllarda farklı tarikatların farklı şubeleri var ve onlar da farklı coğrafyalarda bu sesi temsil ediyorlar. Farklı coğrafyalarda bu yolu bu ahlakı temsil ediyorlar. Dolayısıyla tasavvuf tarihinde iki ana kurumdan biridir. Tarikatlar ve bu yollar vesilesiyle tarikat yol demek biliyorsunuz bu yollar vesilesiyle de tasavvufi anlayış, tasavvufi zevk, tasavvufi neşve dünyanın farklı noktalarına ulaştırılıyor.